قال عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti, sin hem senin mal mülkatin eteğinlik dedi. Hamide bu hadisini işitkenden son durdan dur manasını korab etik şeyinde uylarga mümkün babasının mal mülkatına hem babasına ul huca diye. Bu elbette ablayı dürüst bulmuş çünkü arkadaşlar uylasak bu indi anın balayı, malayı anın koluna ilenecek. Şulay mı? Şuna göre bu hadisinin dürüst manası neşik bula? Ul kişi, bala kişi, özünün etisine, özünün mal mülkatı bilen iyilik kusatırga deyiş. İyilik kusatırga hem özünün mal mülkatı bilen buluşurga deyiş. Özünün etisine. Hem indi alimlerimiz bizge bu meseleni anlatıp birdi. Hem alimlerimizin birisi Şeyh Hüseymin bu iyilikini, yani bu hadiste gelgen iyilikini üç şartı var dedi. Üç şartı var dedi. Neyin şartlar var? Birinci şartı, eğer de ettiği kişi özünün balasına akşa sırap gireyken, akşa sırap gireyken, mesela o muhtaç, yani akşada muhtaçlığı var iken, özünün balasına akşa sırap gireyken, o özünün balasına zarar getirge deyiş değil. Özünün balasına zarar getirge deyiş değil. Neşik anlarga bunu? Etik bir kişi işleri hem anın zarpatısı 15 bin. 15 bin alalı ay sayın akşa özüne. Hem günlerden bir günün benim etkisi kile yanına hem ayta oğlum dey, senin mal mülkatin eti indiki 15 bin akşanını miğe bir dey. Bir dey. Bu kişinin bar ailesi, balaları, kaşığınları var. Hem eğer de etkisi bunun 15 bin akşasını al gideyken, demek onun ailesi aç kala. Hem o başka şıkımlarına akşa bir almay. Şulay mı? Demek o özünün babasını nasıl getirdi? Zarar getirdi. Zarar getirdi. Yarayım alay. Yok, bu birinci şartı. İkinci şartı muhtaçlık. Yani hiç anlarga bunu etik bir kişinin bar diye maşinası. Onun ailesinde bir maşina var. Bir maşina. Hem günlerden bir günün etkisi gireyi de misinin maşinanı alam diye üzülme diye. Yani gireyi olmayı. Bu, onun oğlu bu maşınada muhtaç. Yani o şu maşınlar ben yürüyü, özünün hacetlerini ötüyü, gailesini yürte, babaların sadik gailte, hem başkası, hem başkası. Demek o bu maşınadan çık, muhtaç. Hem etkisi onun bu maşınasını alıp gite. Demek Allah yarayı mı? Yok, Allah yaramı. Bu ikinci şartı oldu. Eğer de bu ikinin ikinci maşınası mesela, olan da muhtaç değil, on ne nujda etse bilmiyorum. Mesela, deyip o vaxtayın da etkisi gidip soruyor Allah o maşınanı. Anladınız değil mi? Ayırmanı. Hem üçüncü, ahırı şart, nindi şart? Eti kişi bir baladan akşanı alıp, ikinci balığa bir gət iştugu. Eti kanın bir balası boy değil, ikinci balası neşik? Boy değil. Hem indi eti kişi, mesela tigizler için işli ikiler bir balasına akşa sorup ala, hem bu akşanı uzun ala mı? Yok, ikinci balasını alıp barıp bire. Dürüst bulam alayım? Yok, hem indi bu üçüncü şart buldu. Hem şu üçüncü şartını ötesek, üç şartını ötesek. Yani şimdi etik kişi ziyan getirmese, muhtaç eybirin olmasa, hem bir babadan ikinci babasını alabilmese, demek bu indi bu hadiske türküyle hem dürüst bula.